21 Ekim, 27 Ekim haftalık burcumuza hoş geldiniz. Bizi takipte kalın, bol bol yorum yazın, likelayın, beğenin ve hoş vakit geçirin diyelim. Koç burçlarını 21 Ekim'de neler bekliyor diyorsanız, evet, fırtınalar, sinir, gerginlik, had safhada geçireceğiniz bir hafta. Evet, yönetici ya da çalışanlarınız ya da bulunduğunuz noktayla değil de sizde bir başarısızlık korkusuna girdiniz. Ve bu korku sizi artık kemirmeye başladı. Gece uyuyamıyorsunuz, yapamayacağım, başaramayacağım, halledemeyeceğim dediğiniz bir endişe içerisindesiniz. Hayır, siz çok başarılısınız ve yapacaksınız. Evet, sizi zorlayacak bir hafta. Pazartesi, salı, çarşamba gerçekten uykudan uyanmayacağınız kadar stresli ve iş yerinde acayip gerginlikler ve haksızlıklar dediğimiz konuşmalar gündeme gelecek ama Perşembe itibariyle o kadar güzel süt limanı olacak ki sanki o atarlanmış, o kavga dönemi bitmiş, yerine süt liman bir dönem. Ama kariyerinizle alakalı da yapmak istediğiniz, gerçekten halletmeniz gereken bir evrak ya da çözmeniz gereken geçmişe ait pürüzler var. Bunları hallederseniz Cuma günü daha güzel gülümseyeceksiniz, daha büyük başarılar elde edeceksiniz. İlişki konusunda evet, güzel giden bir ilişkiniz ya da evliliğinizle ilgili biraz kaygılarınız var. Çünkü parasal evreler ve maddiyatla ilgili çok fazla evi toparlayamadığımla ilgili endişeler yaşıyorsunuz. Hayatınızdaki insan sizi çok seviyor ve kaybetmek istemiyor. Her ne olursa olsun sizin arkanızda duracak çok güzel bir kalbe aitsiniz. O kalbi bence konuşarak çözün. Hatta bir anahtarla ilgili parasızlıktan dolayı alalım, almayalım, krediye girelim, girmeyelim, bir yer satılırsa çözülsün diyorsunuz ama Kasım ayı bu nokta için sizin için daha sağlıklı ve iyi olacak. Ben koçlara sadece sabırlı ol, sabret. Çünkü sen hayatında her şeyi çok iyi başardın. Bu düzeninde başaracaksın. İlişkisi olmayan koçlar için de evet, bizde ilişki yok. Herkese mutlu sırtını dayayacağın insanlar var diyorsunuz da evet, koçların biraz daha vakti var. Doğru aşka ve doğru dengeye ihtiyacı için belki de Kasım'ın ilk haftası onlara mutlu bir aşka yelken açacak. Sağlık olarak son zamanlarda saç dökülmeniz, alerjik probleminiz var gözüküyor. Bunları dikkat edin. Vitaminlerinizi toparlarsınız. Hafif de kilo almaya başladınız. Bunları da dengelemeniz gerekiyor. Ne değişecek? İşinizde güzel bir olumluluk, güzel bir hafta. Çarşamba gününe kadar eziyet ama ilişki ve ilişkiniz yoksa bile muhteşem bir aşk yaşayacaksınız. Belki sizin anne kokusuna ihtiyacınız var. Belki bir aile kokusuna ihtiyacınız da var. Tam zamanı ve uzun süredir çözmek istediğiniz yasal süreçler de vardı. Belki Ekim mahkemesel evreleri 21 Ekim'den sonra çözülmesi gereken yasal evreler var. Bunları da yavaş yavaş yasal haklarınız geldikçe çözeceksiniz. Ufak tefek kazalar söz konusu olabilir. Dikkat edin. Yani şöyle diyeyim, gereksiz kazalar diyelim. Yani dikkatsizliğinizle alakalı. 21 Ekim boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız, boğaların aslında çok güzel bir imza anlaşması var. Evet, çok yorucu bir haftayı geride bıraktılar ve tekrar yorucu bir haftayı, ama bu stresli bir hafta değil, daha sakin, daha pozitif, daha ılıman bir haftanın sevincini yaşayacaksınız. Ve hatta şöyle söyleyeceğim, güzel yükselişler ve artı gitmek istediğiniz noktanın da zaferi var ama bulunduğunuz şirket ya da bulunduğunuz iş yeri size çok güzel bir aydınlanma yaşayacak. Eğer bunu doğru değerlendirdiğinizde basamaklarınızda güzel ve keyifli değişim var. Belki sizin yapmanız gereken tek şey biraz ruhunuzun spor, gezmek, böyle bir enerjiyle, hani iş temponuz çok yoğun ve her şey üst üste birikti ama siz işinizde başarılı ve verimli olduğunuz için bunların hepsini çok iyi yaşayacağınızı görüyorum. Yapmanız gereken tek şey kendinize kaliteli zaman ayırmak. Bu kaliteli zamanda yaptığınız hataları örterseniz işinize gittiğiniz vakit daha aklı yorgun değil de daha pozitif bakacaksınız ve insanlara da daha pozitif bakacaksınız. Bu da size artı bir evre sağlayacak. İş kurmak isteyen bazı boğalar, doğru bir döneme giriş yaptınız. Ufak da bir para beklentiniz var. Çözülmesini istediğiniz yasal ya da evraklı süreçler de uzun süredir devam ediyor ve hala hak ettiğinizi alamadınız ama evet, ortaklı iş için size bir para hakkı var. Bunu değerlendirin. Yavaş yavaş büyüme noktası. Hatta sanatla ilgilenen, gel köpükçüğüm, sanatla ilgilenen, yani hayatıyla alakalı sanat, kariyer, basamak yapmak isteyen biri varsa gerçekten döngün ve hayatınla alakalı noktada çok güzel bir başarı elde edeceğini düşünüyorum. Ve yapmak istediğin tek şey sabırlı ol, sanatında da yetenekli ve başarılısın. Özel hayat konusunda boşanmak isteyen bazı boğalar ve aldatılma ya da yalan ya da duyduğunuz şeyle ilgili
cinleriniz tepenize çıkmış ya da şüphelenme diyorum, aldatılma da değil, gereksiz bir şüpheye kapıldınız, evli ya da ilişkisi olan bağlar. Öyle bir şey yok. Sizin hayatınızda hep şüpheci bir yönünüz var ve yerimizde kimse bozamaz tribinizde olduğu için devamlı dengelerinizde ciddi anlamda bir rahatlık var, ama bence biraz dikkat edin. Flörtöz bir sevgiliniz ya da eşiniz var. Onu biraz aşkınızla tazelenmeye ihtiyacı var. Bu tazeyi doğru yaparsanız muhteşem bir evrenin ferahlığı var. Evet, ev eşyası değişimi ya da bazı boğalarda aileden uzaktan gelecek insanlar var ve bu insanları evinizde misafir edeceksiniz ve bu misafirlikte her iki tarafında manevi olarak duygularının çok fazla olacak. Sağlık olarak son zamanlarda kalp ritminiz, ciğerlerle ve boğazlarla ilgili alerjik sorununuz olabilir. İhmal etmeyin, korkmayın. İyi bir şey, kötü bir şey olmayacak, iyi bir şey var. Çocuk isteyen bazı boğalar, tam zaman diyorum, doğru bir karar. Bence artık baba ya da anne olmaya ikinci ya da üçüncü çocuk hak kazanmış olarak gözüküyorsunuz. Ya da bu enerjiye girmiş olabilirsiniz. Bu sizin için artı bir. Bir de uzun süredir kaybettiğiniz bir paranın hüznünü yaşıyorsunuz. Bence bu para artı size geri dönüş sağlayacak ve çok da büyük aydınlanma sağlayacağını söyleyebilirim. Evet, ciğerler, kalp, boğaz, ama son zamanlarda hırıltılı uyumaya başladınız. Bronşlarınız da kontrol etsin. Bir de uzun süredir görüşmek istediğiniz dostlarınız ya da akrabalarınız var. Bu da keyifli bir hafta geçirecek ve sağlıklı olacaksınız. İyi olacağınızı düşünüyorum. 21 Ekim İkizler Burcu'nun neler bekliyor diyorsanız, ikizlerin aslında çok zorlu bir süreci geride bıraktık. Artı artı iyileşme, artı artı pozitif haftasını, ama biliyorsunuz ki yönetici ikizlerin Merkür biraz doğanın da enerjisine yorucu ve ciddi anlamda stresli bir denge yaratabilir. İkizlerde şu oluşabilir: yaptığınız ya da yapmadığınız her şey sizin tarafınızdan reddediliyormuş gibisiniz ve reddediliyormuş gibi olduğunuz için biraz kafanızda karışıklıklar olabilir. Hayır, siz doğru basamaklarda, doğru planlar içerisindesiniz. Bu planı doğru yaptığınız takdirde güzel bir başarı ve aydınlanma var. Uzun süredir de kurumsal bir firmayı değiştirip farklı bir firmaya girmek istiyordunuz. 27 Ekim'e kadar bu sistem oturacak ve Kasım ayında gitmek istediğiniz noktanın belirlenmesi gayet sağlıklı olacak. Bence sizin anne soyunuzla alakalı uzun süredir çözemediğiniz yasal ve maddiyatla alakalı miras ya da gereksiz bir evin gündemde oluşu ailedeki diyalogları biraz yıpratmış olarak gözüküyor. Bence anne soyunuzu güçlenmeye ve onlarla vakit geçirip her iki tarafında hatalarını görmeye ihtiyacımız var. Özellikle de ikizlerde araçla ilgili almak ya da uzun süredir araç hayali olan kişiler, işte 27 Ekim'den sonra bu araç konusu aydınlığa kavuşmuş ve alınma dediğimiz radikal karara verilmiş olacak. Ve bazı ikizler burcu için yurt dışı planları ve gitmek istediğiniz ya da kariyerinizle alakalı dil ya da program ya da iş gereği gitmek istediğiniz yollarınız var. Bunlar da güzel, size güzel bir aydınlanma ve rahatlama sağlanacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Sağlık olarak kulak burun enfeksiyonlarımız ve son zamanlarda sağ tarafta beyinle alakalı, sağ tarafta hassas ağrılarınız var. Bu migrenle alakalı. Şu an çok ciddi bir problem görmüyorum ama belki Kasım sonunda bu risk olabilir. Bunu ihmal etmeyin istiyorum. İkizlerin bence erkek kardeşleriyle alakalı ya da erkek dostlarıyla alakalı bir zaman geçirmesi gerekiyor. Çünkü sizin kendinize hiç vaktiniz yok. Hep iş, aile, o bu derken bir enerjinizde bir değişmeye ihtiyacınız var. Dostlarınızla bir akşam yemeği yiyin ve enerjinizi düzeltin istiyorum. Belki de yapmanız gereken tek şey, yüzleşmek istediğiniz biri var. Artık tam zamanı ve tam noktası. Gecikme, yüzleş, çünkü artık için kan ağlıyor ve artık bununla yaşamak istemiyorsun ve artık bir soruna cevap istiyorsun. Bence Perşembe günü yüzleşebilir ve bu olay bittiyse bitti, kaldıysa kaldı radikalliğini oluşturabiliriz. Belki de siz de dede soyunuz, yani anneannenizin kocası ya da babaannenizin kocasında bazı sağlık problemleri olabilir. Bununla ilgili bir hüzün yaşanabilir ama belki bir ameliyat oldu. Hüzün demek, yani hani kaybetme korkusu yaşayacağınız için hüzün olabilir. Yani herhangi bir risk, bir durum görmüyorum. Evet, ikizler güzel bir haftayı değerlendirecek. Bekar ikizlere de aşk kapıda sabırlı olun istiyorum. 21 Ekim yengeç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yengeçlerin aslında şu iş, o bu,
dosya, kariyer, yöneticiyle ağız dalaşılığı ya da çalışan insanlarla yaşadığınız bir gerginlik sizi tamamıyla bir fanusa, bir hani bir kapalı bir kutuya attınız. Ben nerede hata? Hayır, siz çok iyi niyetiniz ve vicdanınız yüzünden insanlar tarafından çok fazla sorgu ve sual ve hataya maruz kalıyorsunuz. Siz hata yapmazsınız. Sizi hataya iten insanlar var. İlk önce yöneticiniz ya da bulunduğunuz insanlara bir rest çekmeniz gerekiyor. Siz çünkü bulunduğunuz noktada o kadar daralmışsınız ki, yani ne yukarı çıkabiliyorsunuz, ne gidebiliyorsunuz, ne kalabiliyorsunuz. Eliniz kolunuz bir fanus içerisinde bir dolanıyor gözüküyor böyle. Artık sizin bunu kırma dönemi. Kırdınız kırdınız. Başarı sağlarsınız. Kırmazsanız daha çok aşağı düşmeye başlarsınız. O yüzden korkularınızla yüzleşip çevremizdeki insanlarla diyaloglarda söylemek istediğimiz her şeyi söyleyelim ki kariyerimiz zedelenmesin. Bir de uzun süredir yüksek lisans eğitimi yapan ve kariyeriyle alakalı planladığınız şeyin temiz zarfı gelecek. Doktoranız varsa bunun başlangıcı ya da daha büyük planlarınız varsa çok daha büyük aydınlanmalar yaşayacaksınız. Belki sağlık olarak en çok dikkat etmeniz gereken noktası yengeçlere şunu diyebilirim. Yoga, pilates sizin ruhunuza çok iyi gelecek. Çünkü siz kendinizi tanımayı unuttunuz. Kendinizi tanıma haftasına giriş yapacaksınız. O yüzden yoga ya da meditasyon sizin ruhunuzu gergin ve ailenizdeki yaşanan gerginliği iyileştirmeye sebep olacak. Bence tam zamanı, doğru zaman diyorum. Özel hayat konusunda sustum artık. Çünkü anaç ruhum bıktım. Onu dinle dert, bunu dinle dert, onu söyle dert, bu geldi dert derken bıktım. Ben artık sakin ve sesli karanlıkta... Ne yapıyorsun yengeç? Yani senin ruhun, anaçlığın, merhametin, vicdanın, dengeyi ve hayatındaki her şeyi sen özel bir burçsun. O yüzden özel burçlara göre dayanın. Sadece sabrınız çok sınandı, haklısınız. Maddiyatta da çok sınandınız, haklısınız. Ama artık siz gerçekten Rabbimin size hani şu mumlar gibi güzel güzel ışıklarınız yavaş yavaş nüans olacak. Paraysa para, huzursa huzur, aşksa aşk dediğimiz enerjinin oluşumuna gireceksiniz. O yüzden korktuğunuz gibi değil, daha huzurlu ve daha iyi başlangıçlar yapacağız. Belki kız kardeş, anne ya da babaanne, hala, teyze ile alakalı eksik bağlarınızı artık onlarla da yüzleşmeniz gerekiyor. Çünkü sizde artık sizin kimsenin anlamadığı, bence biraz bencillik değil de hislerinize güvendiğim için, hislerinizin size doğru noktada hareket ettiği için insanlardan gereksizce korumaya aldınız kendinizi. Evet, doğru bir yaklaşım ama mantığınız, çünkü onlardan beklentileriniz var, bazı miraslar var, çözülmesi gereken yasal evreler var, arsanız var. O yüzden biraz daha hani buna oyunlar katarak, gülümseyerek hareket ederseniz daha başarılı olacaksınız. Sizde de şöyle bir hava var. Ben Akdeniz ruhuna aitim. Hani bir Kıbrıs'a beni atsınlar ya da Antalya'ya atsınlar da bir denize gireyim ve enerjim değilsin. Ya sen de para mehrumu yok arkadaşım. İlk önce parayla alakalı dengeyi bir oturtacaksın. Ondan sonra gideceğin planları yapacaksın. Çünkü arkanda kart borcun, ödemelerin, çocuklarınla alakalı ödemelerin, onlar çok fazla sana böyle sarma, zeytinyağlı yaprak sarması gibi sarıldığı için evet şanslısın ama sardığın hayat senin hayatın. O yüzden gülümsüyoruz, doğru bakıyoruz, enerjimizi doğru yükseltiyoruz. Diş eti iltihapları, dişle alakalı hassas süreçlerin var. Bunları çözmezsen ileride diş eti iltihapların ve kan akıntıları çok fazla olacak. İhmal etmeyin. 21 Ekim, 27 Ekim aslanlar. Yani evet, sizler güneşin en güzel asaletinde, yani zaten gezegeniniz güneş değil mi arkadaşlar? Asaletindesiniz ama biliyorsunuz aslanların bu ara şey oluştu. Hani işleriyle ilgili çok büyük projeler var da parayla alakalı dengeleri kuramadıkları için böyle sıkışmış kıskaç yengeç gibisiniz mübarek. Saldırıp kıskaç kıskaç toparlanmaya çalışıyorsunuz ve uzun süredir de beklediğiniz bazı paralar bu yıl sonu ve Kasım ayının başlangıçlarında size gelecek ama bu 27 ve 21 Ekim haftasında yapmanız gereken tek şey ya sabır demeniz lazım. Çünkü daha büyük bir paranın size sıkıntı yaratacağı ve artık evimi satayım, arabayı mı satayım, onu mu satayım dediğimiz, çünkü 2 haftadır sizde güzel başlangıçlar ama parayla ilgili çok fazla gerildiğiniz için başlangıçların güzelliğinin bile farkında değilsiniz.
O yüzden bir yer satıp hani sıfırlanıp ondan sonra tekrar bazı işlere adapte olacaksınız ama çok büyük projeler, bu ev satmanıza ya da çekeceğiniz banka kredinizle alakalı beklentiniz varsa doğru, ama evi satmanıza gerek yok diyorum. Özellikle 23'ü ve 24'ü sizi çok fazla yıpratacak bir hafta olabilir. Bunu bir dengeleyelim lütfen. Bunu da ne anlamda dengelememiz lazım? Alacak ödemeler ya da iş yerinizdeki insanların size kasvetli bakışları sizi yorabilir. Ama diyeceğim tek şey, siz sabırlı ve egolusunuz. Sonuç sizin için gerçekten bir yelenizi açmanız yeterli olacak. Açacaksınız da, korkmayın. Sağlık olarak en çok bu ara gaz probleminiz ve uykuyla alakalı değil de uyurken konuşma enerjiniz ya da uyurken kalkıyorsunuz ya da çok yemek yiyor olabilirsiniz. Uyku sırasında yapılan hatalar size kiloya ya da dengesizliğe itebilir. Bir uyku dengenizi aile, bir sevgilin, eşin, çocuklar bir kontrol etsin. Burada bir sıkıntı olabilir. Ya da yemek yiyip yatıp bu gaz mideni rahatsız ediyor olabilir. Bunu bir dikkate alalım. Ve uzun süredir de eşiniz ya da ailede büyüklerin birinin bir ev konusu var, ama evet, parasal evrede sıkıntılı olduğu için bir Kasım'ın onunu görmek lazım. Ve bazı miraslı, mahkemesel ve uzun süredir süren arsa, toprak, araziyle alakalı süreçlerde çok büyük sıkıntılar var. Hala çözülmedi ve artık aileye de kırgınlıklarınız var. Çünkü kimsenin size el atmadığını düşünüyorsunuz. Siz zaten maşallah el atılan her şeyi iyileştirirsiniz. Yeter ki el atılsın size. Ve devletle de alakalı beklediğiniz kurumsal, firma, devlet ya da evraklarla ilgili çok güzel sevinçler yaşayacaksınız. Aslanlar, yapmanız gereken tek şey sabır. Çünkü gerçekten sabırla sınanacağınız, biraz korkularınızla yüzleşeceğiniz ve çözmeniz gereken planlarla alakalı da zorluklar yaşayabilirsiniz. Dikkat diyorum. 21 Ekim, 27 Ekim, Başak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, Başaklar aslında şöyle söyleyeyim, başaklara toprağa bir filizi yerleştirdik. Gerçekten başak taneleri gibi hareket etmeye başladınız. Hani mevsiminde açmayan bir başak ne kadar hani büyür ya da ne kadar verimli olur, bir onu düşünelim. Demek ki sizin için size verimlilik ve size gelecek teklifleri, herkes sizi yaparız, ederiz, şunu yaparız, bunu yaparız, o olmadı onu devreye sokarız dediğimiz için siz bir hep bir filizlenme, sonrasında filiziniz kırılıyor. Evet, doğrusunuz ama artık filiziniz kısa kırılmayacak. Mevsim, evet, şu an filizlenmeye yavaş yavaş, işinizle alakalı köklenme, başarınızla ilgili yüksek bir oluşum, beklediğiniz teklifler doğru süreçte olacak ama tabii ki biraz filizin altı biraz kök tam tutmamış. Bu kökün tutması için biraz daha vakte ihtiyacınız var ama ben başaklara diyorum ki hiç olmadık kadar bereketlerin sizin enerjinizde olacağı bir hafta, ama tabii ki kökleri sağlamlaştırmaya, bu demek ki çevrenizde diyalog olduğunuz insanlarla alakalı noktada artık birileri devreye sokup yerimizi sağlamlaştırmaya ihtiyacımız var. Uzun süredir de iş problemi olan ve iş bekleyen başaklara şunu diyorum. Demin nasıl çalışanlara diyorsam, evet, çevrenizde çok insan size aracı olmak, hayır abi siz bir gidin bir yere, bir başlayın, kendinizi ispatlayın, sonra nereye gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Bence bunu bir yapalım. Yani biraz da rahatlığınız, kendinizi garantide ve sistematik bir garanti almadan da girmek istemiyorsunuz. Buna da hak veriyorum size. Ama artık ekmek aslanın poposunun 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 Başakcığım, ta derinlerinde. Yani şu an tutuyorsanız dengeyi, başka bir gün bu söylediklerim size yararlı olacak. Sağlık olarak tırnaklarınız ve el egzaması ya da alerjik olarak son zamanlarda avuç içi terlemeleriniz olabilir. Bir yediğiniz yemekleri kontrol edin. Baharat tüketiyor olabilirsiniz. Bu size, ya da deterjanınız size bu konuda rahatsızlık veriyor olabilir. Bir kontrol edelim. Evet, evli başaklara çocuk sürprizi ve küçük bir ev muradınız gerçekleşecek. Ve uzun süredir de istediğiniz ufak bir seyahat, hafta sonu ailenizle geçirmek istediğiniz bir nokta vardı. Gerçekten bu da sizin için gayet keyifli ve güzel olacak. Başaklar, ben inanıyorum biraz kıpırdandınız, biraz başarmaya başardınız. Ben başaracağınıza inanıyorum. Sadece siz kendinize güvenin. Rabbim sizi her zaman koruyacağını düşünüyorum. 21 Ekim, 27 Ekim bir de Başak burçlarında baba rahatsızlığı gündemde olabilir. Bu konuyu ihmal etmeyin. 21 Ekim terazi burçlarını neler bekliyor diyorsanız, terazilerin aslında son zamanlarda şu oluştu. Evet, ben her şeyi yapıyorum.
onu da yaptım, bunu da yaptım, bunu da fark edilmedim diyorsunuz ama hayatım daha nasıl fark edilmeyeceksin? Ya hiç susmuyorsun yani. İşinde susmuyorsun, alanda susmuyor. Her şeyin kralı ya da kraliçesisin. Tamam, haksızlığa göğüs geriyorsun. Bu benim hakkımdır diyorsun. Bunu da diyorsun arkadaşım, bu kadar mağdur oynama artık yani. Sen işine daha adapte ol. Mağdurluğu geride bırak. Çünkü senin şans kapıların açılmış ve zaten sen bu şans kapılarını doğru kullandığında Kasım ve Aralık ya da Ekim sonuna kadar güzel sürprizler size artı puan getirecek ama sen ağlamaya alışmışsın. Bir ağlamayı bırak. Bir güçlüyüm diyorsun. Arkanı dönüyorum, iki göz iki çeşmesin. Bence şu ikilemde olan hayatından, çünkü sen çok zekisin, acayip yaratıcısın, acayip fikirlerin var ve işte yapamayacağın bir güç yok. Ama kendi kendine bu aralar bir ezikleme kafasındasın. Bir yandan da egon tavan. Yani ne emmeye geldin ne bir yerlere geldin. Yani o yüzden sana bugün itibariyle kendinin farkında olman gerektiğini, farkındalıklarını ön plana koyduğunda sana artık kimsenin zarar vermeyeceğini fark edip, biraz da ruhunda laf taşımayı seviyorsun şekerim. Bir de bunu bir sindir ki diyeceksin ki teraziler hayatta yapmaz. Evet, lafı yediğinin ortasına koyar, herkes böyle bakar. Bu yüzden laf sokmasını seviyorsunuz. Bence iş konusunda sorun yok çünkü hedefleriniz çok büyük olduğu için yavaş yavaş hedeflerinize erişeceksiniz ve yurt dışına gitmek isteyen bazı terazilerin kapıları bu konuda çok şanslı ve açık, değerlendirin. Eğer ki beklediğiniz bir sınav ya da bu Ekim sonu Kasım ortasında bir sınavınız varsa bu artı puan sizin için başarmış olacağınızı görüyorum. Hatta bu hafta evlilik kararı vermek ve ilişkisini ciddiyete geçirmek isteyen bazı teraziler için de çok doğru bir karar haftası. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ha, evliliğim kötü gidiyor ve mutsuzum diyen bazı terazilere de şöyle demek istiyorum. Zaten bu evlilik bitmişti. Yasal süreçleri bekliyorsunuz. Ev ayrımları ya da çocuk ayrımını bekliyorsunuz. Bence doğru karar, çocuklar için doğru bir karar ama yine evliliğini kurtarmak isteyen teraziler, bence çiftler arasında sürprizler, güzel tatiller yapılırsa bu ilişki muhteşem kurtulacak ama radikal karar veren, boşanmak isteyen insanlar boşanmalı diyorum. Çünkü çocuklara yansıyan sorunlar var ve terazilerde bitmek tükenmeyen geçmişe ait bazı borçlar var. Bu kredi olabilir, unutmuş olduğunuz verginiz olabilir, araç verginiz olabilir. İhmal etmeyin ya da babanıza ait bir şeyler, icra kağıtları gelebilir ama çok önemli bir şey hissetmiyorum. Rahat olun istiyorum. Ne diyeceğim? Rahat olun diyorum. Sizin de şu kemik erimesi, kemik kayması, terazilerde dizim ağrıyor, kemik ağrılarım var, gece yatarken yatam. Belki bir kemikle alakalı spor, kasları güçlendirme ihtiyaç, kemikleri güçlendirme ihtiyaç olabilir. Bence bu hafta. Evet, 21 Ekim akrepler doğuyor. Yani 22 Ekim itibariyle akreplerin doğum haftasına giriyoruz. Tabii ki şimdiden akreplere mutlu yaşlar, sevgiler, saygılar. Her şey akreplerin dilediği şekilde. Çünkü geride bir teraziye hoşça kal dedik. Akrebe merhaba dedik doğal olarak. Akrebin ayındayız. Akrep belki de sınavlarının en ağırını verdi. Maddiyat anlamında çok zorlandınız. Büyük sınavlar, ölüm, sıkıntı, kazalar, yaşadığınız bazı gerginlikler size 2019'un yani Kasım ayında 21 Ekim itibariyle sizin sınavlarla yüzleştiğinizi, işinizde de sınavlardan çok artılarla geçip hak ettiğiniz noktanın zaferine eriştiğiniz için sanki sizde şöyle bir yeleleri kabarttım, ben varım dediğimiz bir dönemdeyiz. Doğrusun. Çünkü sen artıyı, eksiği ve adaleti çok iyi biliyorsun. Kendi adaletine geldiğin zaman haksızlık yapıyorsun. Başkalarının adaletini doğru kullanıyorsun. Ama kendi adaletinde doğru olduğunu düşünmüyorum. Belki senin kendi adaletinle ilgili oturup böyle sineye çekip ben neredeyim, ne yapıyorum, nasılım ve ne yapmam gerekiyor kendimle ilgili terbiye olmamız lazım. Siz insanları terbiye ve evrelerde zaten iyileştir ama kendinizi iyileştiremediğiniz için sizde bir boşluk ve mutsuzluk, yani nazlanma, ay trip halleri, ay depresyon halleri gibi, ama siz depresyona giremezsiniz. Çünkü sizin varoluş sebebiniz asla depresyonu kabul etmiyor. Unutmayın akrepler. Sizler depresyonu yenersiniz. Ama etrafınızdaki insanları iyileştirirken ruh hastası mı edersin? Dengeyi mi kuramazsın? Bu dengeyle alakalı. Evet, işinizde çok güzel yıldız veriyorum size. Çünkü neden veriyorum? Doğuşunuzu kutladığım için. Hatalarınız gördüğünüz sürece akreplere gerçekten bu ay çok güzel sürpriz sürpriz kapılar, yenilikler ve size zarar verecek. Mesela 7. ev, evlilik evinizle alakalı, bu hayatınızla ilgili çok güzel başarılar var. Ama 8. ev, kök ailenizle alakalı gelecek sürpriz evraklar,
kağıtlar size çok mutluluk verecek. Bence sizin maneviyatla alakalı kendinizi dengelerseniz çok daha huzurlu olacağınızı ve keyifli olacağınızı düşünüyorum. Evet, akreplere, erkek çocuk isteyen bazı akreplere sürpriz ve doğru karardasınız. Şu hafta yapın, yani şu dönem yakın 21-27 erkek çocuğunun sevincini yaşayama şansınız yüksek. Bir de evinizi değiştirmek, kiradarsanız farklı bir noktaya geçmek istiyorsunuz ya da evdeki alanındaki bazı eşyalarınızı değiştirme fikriniz var. Tam zaman doğduğunuz ve doğum günü hediyesi olarak evinizi ve ruhunuzu değiştirmek istiyorsunuz. Bu da size verilmiş bir hak olarak. Zor da olsanız yapın, çünkü siz evinizdeki enerjiyle var olmayı, herkes sizi fingir fingir zanneder ama siz evinizdeki enerjinizi çok fazla sevdiğiniz için evinizi huzurda kılmamız lazım. Belki de akreplere şunu da demek istiyorum. Ölmüş biriniz varsa, kardeş, baba, kız kardeş, hala, bir kabirde bir dua okursanız üzerinizdeki negatif enerjide o gideceğiniz dua ile birlikte akıp gidecek ve çok güzel bir aydınlanma size yeniden geliş sağlayacak. Ufak bir ortaklık teklifi olan bazı akrepler değerlendirin. Çünkü değerlendiğiniz takdirde çok güzel başarılar, belli ufak ufak sürpriz anlaşmalar yapacaksınız. Bu da size artı puan getirecek. Çeken arkadaşım artık beli yoruldu, farkındayım. 21 Ekim, 27 Ekim yay burçlarının neler bekliyor diyorsanız, evet, yaylara sadece şunu demek: aşk, 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 aşk istiyorum. Ben aşksız kaldım yaylara, gerçekten bu hafta bitmeden aşk heyecanı, geçmişte istediğin biri varsa ya da yüzleşmek istiyorsan bu hafta bununla ilgili gerçekten sana hani yıldızlar konuşacak, rüyalar konuşacak, enerjin konuşacak ve gerçekten o istediğinle telefon ya da yüz yüze görüşeceksin. Doğru mu? Hayır. Neden doğru değil? Çünkü seni hep yarı yolda bırakıyor. Sanki bir umut ışığı veriyor. Buradayım diyor. Sonra bay bay. Yani sen onun evleneceği insan olabilirsin ama o hep eğlenip eğlenip sen evliliğe format atıyorsun. O da eğlenmeye atıyor. O yüzden lütfen gelse de artık sen dimdik, omuzlarımızı dikleştiriyoruz. Ve gerçekten istediğin aşk o olmadığını biliyorsun. Sadece inat yaptın ve gerçekten senin doğru bir insanla evlenip çoluğa ve aile olmaya ihtiyacın var. Tam doğru haftadasın. Yüzleş, sonra hayatındaki istediğin insanın senin enerjine geleceğini farkına varacaksın. Ve apar topar, yani büyük bir ihtimal 2020'nin Şubat ayına kadar bazı yaylarda sürpriz çokluk evlilikler gündeme gelecek. Yani çoklu gruplar değil, farklı yerlerde, farklı şeylerde, farklı alanlarda evlilik haberleri alacağız. Doğru. Belki de sizin anneanne ile alakalı bir diz kapak operasyonu ya da kalça operasyonu ile ilgili ya da anneniz de olabilir. Bir operasyon ama sonu sıkıntılı değil ama ev bakımında sıkıntı olacak. O yüzden hasta olan, ameliyat olan kişinin ev bakımında yardımcısı güçlü olmalı diyorum. İş konusunda evet, çok birikmiş evraklar, halletmen gibi hep sallıyorsun ya, aşk yok, ben depresyondayım, bunu sen yap, bunu sen yap, bunu sen yap diyen bazı yaylara diyorum ki evet, artık başkalarının işlerini yaparak aylık götürdün. Artık sıra senin yapman gereken süreçlerin var. Lütfen bunları tamamla. Çünkü senin ertelediğin her şey sana eksi puan. Bence 2019'un Ekim ve Kasım'ın 15'ine kadar geçmişe ait çözmen ve işinle alakalı başarılarını teslim etmen, eğer bu doktoransa bile teslim etmen gerekiyor. Çünkü bir sene daha kaybın yok. Çünkü bu kadar zeki olup ve iletişim ve adalet çizgi çok hakim olup ve bunları hayata geçirmediğim için kızıyorum. O da aşksızlıktan olduğuna inandığım için sessiz kalıyorum. Hadi aşk verdim, lütfen işe. Bir de yapman gereken tek şey, uzun bir yoldan beklediğim bir haber ailenle alakalı. Bu haber hanenize gelecek, artı bir enerji. Eğer ki bunu doğru planlayıp kardeş ya da baba ya da anne doğru planlarsa size çok güzel bir para getirisi olacak. Sadece acele etmeyin, sakin ve kurallı devam edin. Bu sizin için artı. Sağlık olarak en çok bu aralar kadınsal bölgeniz. Ve erkekler için de bel fıtığı ya da boyun fıtığı ile ilgili sıkıntılar gündemde olacak. Ve yatarken gece çok fazla ağrılarınız gündemde olur. Bir check-up istiyorum bazı yaylar. Rahatsızlığı bu tarz olan yaylara mutlaka bu konuda bir yapın istiyorum. Çünkü sizin yaptığınız takdirde riskleri geride bırakacağız. Bir de uzaktan bir misafiriniz yatılı gelecek. Bu da sizin için keyifli. 21 Ekim, 27 Ekim oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız, artık oğlaklar psikopata sardı. Delilik,
Yani hat safhada artık o da geldi mi başıma? Yok o da mı geldi başıma? Yok öteki de mi geldi başıma? Yani günün içerisinde benim hayatıma ne gelmeyecek diye bekleyen akreplere diyorum ki evet siz çok güzel bir nefes almaya giriş yapacaksınız ama tabii ki şu insanlara da şunu öğretmek istiyorum. Lütfen Güneş burcunuzla birlikte, yükselen enerjinizle birlikte Ay burcunuzu da takip ederseniz siz bu üçlü enerjide nerede eşiniz, nerede aşkınız, nerede duygusallığınıza daha da tabii ki haritanızda 5. evde eğer ki yengeç düşüyorsa işle duygusallığı, iş alma ve verme konularınızla ilgili duygusallığınızın yıpranacağını gösterir. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. O yüzden oğlaklar sabrettiler, sabrettiler, yolun sonuna bu sabırla birlikte geldiler. Ama yapmanız gereken tek şey, siz oğlaklar hiç bana bir şey olmaz, benim canım yanmaz dediniz. Bu sınavdan ağır geçtiniz. 4-5 yıldır bazı oğlaklar nefes alamıyor. Ve bu ağırlık ona gerçekten Tanrım beni, Rabbim beni sınadı da daha mezarım da hazır ama beni de yollamıyor diyen yani oğlaklara diyorum ki evet bu 21 Ekim'den sonra değişecek tek şey sizin önünüzdeki açılmayan kapılar hızlı bir şekilde hareket edecek. Beklediğiniz anlaşmaların sonu size para ya da gitmek ve anlaşmak istediğiniz iş kapınızla ilgili doğru kapılar sizin hayatınızda olacak. Sadece belki bu ödülü bir sene önce hak etmiştiniz ama sizin isyankar ruhunuz ve inançlarda hep kırılma olduğu için gecikmeler yaşadınız. Artık inancınız da bedeninizde, ruhunuzda Allah'a ait. O yüzden artık siz böyle bir arındığınız için kapılarınız hızlı bir şekilde açılacak. Ha, bazı oğlak burçlarına da ciddi iş, yani şuraya gidelim abi, şurayı yapalım abla diyen insanlar da söz konusu. Bunları da değerlendir, artı işler. Çünkü sizin beyniniz her noktaya çalışacak bir enerjide. Artı işler yapın. Evet, bazı borçlar bittikten sonra bazı oğlaklar, hayır abi ben kendi işimi kuracağım. Ben işimde bu kadar yaratıcı ve zekiyim. Kendimi markalaştırmak istiyorum diyen oğlaklara da bence siz doğuştan markasınız. Yapmak istediğiniz parayı bulduğunuzda mutlaka bunu yapın diyorum. Sağlık olarak özellikle kadınsanız şöyle söyleyeceğim, yumurtalıklarınızda azalma olabilir. Çocuk doğurmadıysanız bunların gidin bir kontrol ettirin. Ufak sağ tarafta kist olabilir oğlak burçları için. Bu dikkate alınsın. Bir de boğaz enfeksiyonu, alerjik farenjitiniz olabilir. Doğru evrede bu farenjitiniz. Erkekler için diyorum ki maşallah gözle alakalı, katarak olabilir, görmeyle ilgili sıkıntılar yaşayabilir oğlaklar. Bu konuda ihmal etmeyin. Bir de son zamanlarda korkulu rüyalar görüyorsunuz. Korkmayın, güzel sonuç aydınlanacak. 21 Ekim kova burçlarını neler bekliyor? Asalet duruşu kovalar. Hep asil kalacağız diyorlar da maşallah bu ara içlerindeki asalet daha farklı bir noktaya erişmiş. Asalete geri dön. Asaletini değiştirme çünkü sen duruşun ve yürüyüşünle kendi kimliğini biliyorsun. Ama bazen kendi yaptığın hatalarının kendi noktanla ilgili senin canını acıtıyor ama onu gülerek hallediyorsun. Hayır, gülmüyorsun arkadaşım, bununla yüzleşiyorsun. Bu senin yanlışın. Yanlış, doğru ve artıyı koy. Çünkü sen ne kadar ben doğru, çünkü kovalarda şu var, gruba hitap eder. Herkese açar. Ama kendi kapağını açıldığı zaman bir çene açılır mübarek. Kimse konuşamaz. O yüzden ilk önce sen olmayı başar. Bunu ne için diyorum? Çünkü sende acayip ışık var, acayip enerji var. Sen bunu eğer ki artı kariyer, artı iş, artı özel hayatına kattığın zaman kova burçlarındaki sıkıntılı gördüğümüz ve son 6 aydır nefes almadığı hayatı ile ilgili adım adım yeni doğmuş bebek gibi adımlar atacaksınız. Bu adımlar size belli haftalardan sonra hızlanmaya, sonra da siz olmayı yaratacak. O yüzden başlangıç hayatımız işte yenilik, yenilenme noktası, var olma sebebiniz iş. Bunu unutmayın. Ve kendinize kurmak istediğiniz sistemler ya da bir alım eğitimi ya da bununla ilgili altyapıya oturtmak istiyor olabilir. Bazı kova tam zamanı. Siz çalışkansınız ve bu hayatta çok büyük dersler aldınız. Ve hala bu dersleri aldığınızı savunuyorsunuz. Bence almadınız. Bir onları da kontrol edelim lütfen. Neden kontrol ediyoruz? Çünkü 10. evinizde hem zirve var hem de korku demeyelim. Hem de ukalalığın verdiği bir yanlışlar var. 10. evinizde iş hayatınız, şu
4-5 gün içerisinde riskler alacağınız, bu riskleri doğru yaptığınızda para kazanacağınızı gösteriyor ama siz ben yaparım, grubuma teslim ediyorum dediğiniz için hata yapıyorsunuz. Sorun bu. Başka bir sorun yok. Başarı görüyorum, korkmayın. Sağlık olarak belki sizde de komple dişleri yaptırmaya ihtiyacınız var. Yani gerçekten ağızda, enerjide, belki dil ya da diş altlarınız, dilinizle alakası olanlarda olabilir. Ağız kontrolü diyoruz. Bakın enfeksiyon da olabilir. Yani hepimizin başına gelebilir. Ve takıntınız da olabilir. Bunu da söyleyeyim size. İlla bir sağlık problemi olmayabilir. Bununla ilgili takıntınız olabilir. Ve bu konuyu da toparlamanız sizin için sağlıklı. Biraz da kalple alakalı genetikten kalan sağlık problemleriniz olabilir. Bunları dikkate alıyoruz. Ve aşk konunuza geliyorum. Aşk konunuza geliyorum. Aşkla ilgili diyeceğim çok beklediniz ve yoruldunuz ama sonu sizin için çok hayırlı ve aydınlık olacak. Ev istiyorsanız alınacak, iş kurmak istiyorsanız olacak da anam kova kadınları o kadar sabırlıyız der ki ilişkide hiç sabır değil. Pat laf geçir, pat laf geçir. Bir dilini tut arkadaşım ya. Neyse kovalara sadece huzur ve mutluluk var. Dilini tut, enerjini yüksek tut ve yoluna bak. 21 Ekim, 27 Ekim balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız. Balıklara sadece şunu demek istiyorum. Sen değilsin açken. Çünkü bu ara gerçekten balıklar balık değil. Yani zeka üstünlüğüne hiçbir şey demiyorum ama alınganlık enerjini yükletmişiz. Çünkü balıklar aptal değil. Balıklar acayip pratik zeka ve mantık ve akıl küpü insanlar. Ama bu ara herkese taktığınız için alınganlığınız var. Belki de gerçekten senin psikolojik olarak çok yorucu bir iş tempon var ve bu yorucu temponda alınganlıkların var. Yani herkese bir laf sokup kaçıyorsun. Ya balık bunu yapmıyorsun. Sen çünkü çok zekisin ama kendi yönünü belirleyemediğin için anneni, babanı, kardeşini, eşini, dostunu, arkadaşını suçlaya suçlaya geldin kaç yaşını. Artık suçlamayı bırak. Bu hayatı sen yaşıyorsan bu hayat benim demeye bak. Eğer bunu yaptığın zaman balık burçları sana diyeceğim ki 5 yıldız 10 numara. Çünkü sen işine göre böyle yapıyorsun. Çok akıllısın. Yani bunu yöneticin, ay ben çok mutsuzum, gitmek istiyorum ama siz ne düşünüyorsunuz derken tavrınızdan biliyorum ki aslında işinizden çok maaşsa mı istiyorsun? İlişkine, ay ben bu ara hazır mıyım bu ilişkiye? Çocuk tekrar yapsak mı dediğini aslında hazırsınız ama siz ehlenmek istiyorsunuz. Yani ruhunuz okşanmak. Bir balıklarda da şu var, psikopatın Allah'ına psikopat. Yani eğer balıkla zıtlaşıyorsan ve psikopatlaşmasını görmek istemiyorsan lütfen balık burcuna, balıklara özellikle duygu, aşk, sevgi, şevhet, arzu yani her şeyi yaklaştır. Yoksa hayatınızdaki en acı noktanız balıklardan canınız yanabilir. Çünkü onlar intikamın soğuk yenilir. İntikam soğuk bir mezedir, soğuk yenilir. Herkes soğuk yiyebilir. Dikkat edin. Balıklardan soğuk yiyebilirsiniz. Evet, sağlık işinizde başarı görüyorum gerçekten. Devam edin çünkü sizin zekanız olağanüstü. Belki de insanlarla laylom yapma ruhunuz. Bu da özel hayatınızla ilgili. Aradığınız aşkı bulamadığınız için bu aralar böyle bir laylom eğlence havasında. Buna da takılalım ama evli burçlara da evli balık burçları, kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. İlk önce burçları belirleyelim. Evet, hayatınızdaki insanla çocuk tarihi belirliyorsunuz. Her ay böyle belirliyorsun, bir türlü yapamam. Bari bu yıl bitmeden yapın. 2020 şans ve bereket yılı. O yüzden bence yap, anam yap şimdiden 2020'nin Ağustos ya da Mayıs ayına doğru ki bir saltanat yarat istiyoruz. Bir de sizin uzun süredir satmak istediğiniz, kendi emeğinizle aldığınız bir yer var. Bence bunu biraz daha bekleyin. Satılacak, haklı noktada satılacak. Bir de müteahhite girmesini istediğiniz bir yeriniz var. Bunun da çok yakın zamanda gireceğini görüyorum. Sağlık olarak belki sizi en çok rahatsız eden oyuna takık mısınız? Bilgisayar oynar mısınız? Ya da eliniz telefona takık mı? Yani sizin sağlıklı olarak belki lensiniz ya da gözlüğünüz değişebilir ama bir bilgisayarla çok iç içe olduğunuz için göz yorgunluğu görüyorum. Belki de evde oyun oynamayı seven balık burçları olabilir. Gözlerinizi dinlendirmeniz gerekiyor. Bir de annenizin bağırsak
bölgesiyle alakalı, ince bağırsakla ilgili sıkıntı yaşayabilir. Bunu ihmal etmeyelim. Evet, bekar balıklarda da aşk var. İnanıyorum 26'sı itibariyle bunun sevincini yaşayacaksınız. Evet, haftalık burcumuzu yaptık. Ne yapıyorsunuz? Topluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sıklıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Paylaşıyorsunuz. Kiminle kalıyorsunuz? Benimle kalıyorsunuz. Bu hafta size huzur, aşk ve bereketle gelsin. Sevgi ve mutlulukla kalın.